Efendim günaydın, Tıkırtı Gazetesi'ne hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Şimdi bugün Tıkırtı Gazetesi'nde 2013'ü değerlendireceğiz iki açıdan. Birincisini hemen söyleyeyim. 2013 hayatımızda bir güvensizlik yılı oldu. Sosyal medya ve internetle ilgili eski bir Amerikan ajanının anlattıkları herkese ya bir dakika ne oluyoruz dedirtti. Bir işin bu kısmını konuşacağız. Bir de 2013'te sosyal medya ve internette hayatımıza damga vuran olayları. Ama bir de ne yapacağız? 2013'ün en çok tıklananlarını hazırladık sizler için. Bakın içinde neler var. Amansız kung fu. Maşa yaparken saçından oldu. Zorlu yarış. Domino taşı gibi devrilmek. Derinliği hesaplayamadı. Hırsız deniz aslanı. Did you see what happened to that? Sanata saygısızlığın sonu. Hey, leave him alone, man. Baterist Nine. Efendim sizler için hazırladığımız Tıkırtı Gazetesi'nin manşetinde piksellerle ilgili bir haber var. Niye diyeceksiniz hemen söyleyeyim. Avrupa Uzay Ajansı Gala uydusunu Fransız Guyana'sından fırlattı. Bu uydunun bir tane özelliği var. Şimdi bu uydu 1 milyar piksellik bir kamerayla gökyüzüne çıktı. 1 milyar piksel. Bu tabii piksel hep biz fotoğraf kalitesiyle alakalı zannederiz. Aslında bu biraz çözünebilirlik ve büyütülebilirlikle alakalı bir şey. Ama 1 milyar piksellik bir kamerayla uçuldu. Ha, ne olacak onu söyleyeyim. 1 milyardan fazla yıldızın 3 boyutlu haritasını çıkaracak bu yollanan uydu. Ve aslında insanoğlu ilk kez
uzayda yıldızların gerçekten nerede olduğunu da bu uydu sayesinde anlayabilecek diyelim ve hemen geçelim bir diğer habere. Mobil cihazlarda Türkiye ağırlığı çok ciddi rakamlar var, hemen bakalım. Deloitte'nin 2013 Global Mobile Survey araştırmasında küresel mobil kullanım farklılık derinleşiyor raporunda Türkiye'ye dair çok geniş bir yer ayrıldı. Niye diyeceksiniz? Türkiye'deki akıllı cihaz ve mobil internet kullanım oranı dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin de önünde çıktı. Nasıl? Hemen rakamları vereyim. Rapora göre Türkiye'de bir kişi ortalama 5.4 adet taşınabilir cihaza sahipken son bir sene içinde internet kullanım oranlarındaki büyük bir yükselişte dikkat çekiyor. Buradan nereye gidiyoruz söyleyeyim. Türkiye mobil cihaz 5.4 mobil cihaz sayısıyla İngiltere ve Fransa ile aynı orana sahip. Amerika, Almanya, Hollanda, Japonya gibi gelişmiş ülkeleri ise geride bırakmış durumda. Bu arada dizüstü bilgisayarlar, netbook'tan ya da akıllı telefonlardan internete bağlanma oranı geçen seneye göre %42 artmış durumda. Türkiye için son derece ciddi bir rakam. Hemen geçtik bir başka haber. Efendim bu sene güvenliği çok konuştuk demiştik. Buna dair bir haber geldi. Son derecede çarpıcı. Facebook ne yapıyormuş biliyor musunuz? Yorum ve durum güncellemenizi yazdınız. Sonra dediniz ki vazgeçtiniz ya, ben bunu yollamayayım. Facebook bunu kabul etmiyor. Evet, sizin duvarınızda gözükmüyor. Bunu sizin arkadaşlarınız ya da takipçileriniz görmüyor ama Facebook alıyor ve bunları saklıyor. Son derece çarpıcı bir başka güvenlik zafiyeti demeyelim buna ama kullanıcıya yönelik bir güven duygusunu zedeleyecek bir gelişme Facebook'la ilgili bu hafta ortaya çıktı. Onu da size aktarmış olalım ve geçelim 3. köprüyle ilgili teknolojiyle bir başka habere. Online köprü inşaatı nasıl oluyor söyleyeyim. Poyrazköy ile Garipçe arasında biliyorsunuz inşaatı devam ediyor 3. Boğaz Köprüsü'nün ve Uğur Ceylan köprüfotoğrafları.com adlı bir adresten her gün düzenli olarak aynı yerlerin fotoğrafını yayınlıyor ve bu sayede de aslında siz köprü inşaatının her gün ne kadar gittiğini, ne kadar ilerlediğini görme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı bir yansıtmayla beraber diyelim ve haberleri bu şekilde tamamlayalım ve geçelim hem haftanın hem de dolayısıyla 2013'ün olaylarına. Efendim haftanın olayı aslında bu hafta herkes 2013'ün olaylarını konuşuyor. Biz de konuşalım. Niye diyeceksiniz? Çünkü 2013 insanların internette, sosyal medyadaki insanların güveninin en çok sarsıldığı ya da kendilerini en çıplak hissettikleri sene oldu. Niye? Eski bir CIA ajanı ülkesinden kaçtı. Ondan sonra da gazetelere konuştu. Şu anda 4 tane kitap yazılıyor hakkında. O bilgiyi de size aktarmış olayım. Ve bu kitaplarla beraber biz belki başka şeyleri de öğreneceğiz ama kesin olan şey şu. Fena halde izleniyoruz internette. Sevgili Tamer Şahin, gayet yakından tanıyorsunuz zaten. Bizimle birlikte bilgi güvenliğinde Türkiye'deki en önde gelen isimlerden bir tanesi. Tamer hoş geldin. Merhaba, gazetesine. Hoş bulduk. Şimdi önce şu güvensizlik meselesinden başlayalım. Hatta biraz önce aktardığım haber. Ya Facebook, ben yazdım ama yollamadım kardeşim, vazgeçtim, istemedim, yanlış yazdım, hata yaptım. Fark etmez, alıyor depoluyor. Burada aslında tabii Facebook'un bu bilgileri metadata dediğimiz bir kategorilendirmesi var. Hı hı. Yani bilgiye daha kolay ulaşmak için çok ciddi kategorizasyonlardan geçiriyor. Hı hı. Veri tabanında işleniyor bunlar. Hı hı. Ve veri madenciliği dediğimiz teknikle de arşivleniyor. Hı hı. Bunların ne yapıldığı meçhul ama kesin bilinen bir şey var ki bu Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşılıyor ciddi şekilde. Peki bir şey söyleyeyim. Ya benim yollamadığım bir şeyi niye alıyorsun sen kardeşim? Yani şey mi? Ya bak bunun için aklından kötü niyetli olabilir, bir şeyler yazar son dakikada vazgeçer, ben onu bile yakalayayım diye mi yapıyorum? Aslında Facebook'un şeyi şu, söylediği şu, işte siz o anda pencereyi kapatırsanız biz yine onu saklayıp işte mesaj kısmında gösteriyoruz diye bir açıklama getirmeye yalancının çalışıyorlar. Yalancının diyeceğim, hakikaten olmayacak yani. Yani ama gerçekten böyle bir şey ama asıl mantık sizin Facebook'a verdiğiniz her türlü datanın ne kadar incelikli şekilde ve ne kadar büyük, bütün kombinasyonları, bütün varyasyonları düşünülerek değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Yani onu biri okumuyor aslında anladığım kadarıyla o sistem otomatik sistem. Siz her bastığınızda otomatik kaydediyor. Yani her bastığınız tuşu otomatik kaydediyor. Ve siz orada bir mesajı tamamlamasanız bile sizin yazdığınız mesaj, işte yazdığınız kadarı belki Facebook'ta sizin adınıza, sizin profilinizde kayıt ediliyor. Peki çok net. Facebook, Amerikan hükümetiyle en fazla bilgi paylaşan sosyal medya sitesi mi? Hatta şöyle demek lazım. Facebook'un ilk yatırımcısı firması, yani ilk Facebook'a yatırım yapan firmanın kurucusu, Amerika'da
DARPA diye bir enstitü vardır, Pentagon'a bağlı ve interneti icat eden adamlar bunlar. Oranın eski müdürü. Yani bir yatırım firmasının başına geçiyor. O yatırım firmasına bağlı bir holding var. O holdingin de işi veri işleme. Bu veri işleme işini de Facebook'ta yine yatırım yaptıkları bir iş yerinde, bir projede aktive ediyorlar. Daha sonra dünya üzerinde yani böyle başarı sağlıyorlar. Yani belki de açık istihbarat toplamanın en kolay yolu Facebook. En kesinlikle azından çünkü insanlar en kolay ve en güvenilir istihbarat şu insanların kendi verdikleri bilgiler. Evet. Ve Facebook'a hepimiz kendimiz veriyoruz. Yani aradaki farkı şöyle anlatmak lazım kolayca. Mesela 2000'lerde bir gizlilik furyası vardı. Chat yapanlar işte bir hafta konuşuyordu biriyle sonra ismini söylüyordu. Evet, herkes takma ad kullanıyordu. Evet. Nedense 2000'lerin sonlarına gelindiğinde şöyle bir furya ortaya çıktı. Bu bize aslında kabul ettirildi. Adımızı soyadımızı söyleyelim. Kimliğimizi, resmimizi, işte sevdiğimiz filmleri, siyasi görüşümüzü. Telefonunu istiyor, anne adını akrabalarımızı. İstiyor. Akrabalarımızı. Ya mesela diyor ki akıllı soru diyor. En sevdiğin hayvan, annenin adı, babanın adı, annenin doğduğu il vesaire. Senin her şeyini alıyor. İstediği her şeyle de meç edebilecek hale bizim getiriyor. Ne olduğumuz, ilişkilerimiz, siyasi eğilimlerimiz, meraklarımız, zevklerimiz bunların hepsine sahip oluyorlar. Peki mesela Amerika değil, İngiltere Facebook'tan istedi. Veriyor mu Facebook? Zaten en büyük müttefikleri ve hani Amerika, Facebook İngiltere. Kendisi vermese bile zaten Amerika ile paylaştığı için ve bu çok farklı farklı şekillerde ortaya çıktığı için İngiltere'den saklaması tabii ki mümkün değil. Yani oradan evrensel bir her tarafı açılıyor. Peki şimdi bir şey çok dikkatimi çekti. Konuyu atlayarak gideceğim. Tekrar bu Snowden hikayesine döneceğim ama. Akıllı telefonlar, akıllı cihazlar kullanım oranı giderek artıyor. Antivirüs programları var. Geçenlerde bir arkadaşımın başına gelmiş. Antivirüs programı indirecek akıllı telefonda. iOS 7 ile çalışan bir sistem. Program demiş ki mikrofonuna ulaşma izni istiyorum. Arkadaşım da rahatsız olmuş, bırakmış. Niye benim telefonumun mikrofonuna ulaşmak ister bir antivirüs programı? Aynı şey herhalde bilgisayar içinde geçerlidir. Evet. Burada şöyle bir mantık var. Ücretsiz aldığınız her şey sizden kişisel bilgilerinizi veya ortamdaki bir takım bilgileri toplama hakkını kendine veriyor. Mikrofonu almak ama beni dinleme imkanı veriyor. Aynen öyle. Dinleme imkanı da veriyor ve donanımla ilgili her şeyi hükmetmek istiyor program. Burada dediğim gibi... Peki silince siliniyor mu bu tamamen yoksa kalmış mıdır? Şöyle tamamen silindiğini ummak lazım artık. Çünkü dediğim gibi nasıl bir antivirüs programı, gerçek bir antivirüs programı yoksa bizim... Gerçek büyük bir marka. ROG dediğimiz yazılımlardan mı? O da biraz önemli ama dediğim gibi ücretsiz yazılımların birçoğu Elfenir uygulaması yüklüyorsunuz. Diyor ki telefon rehberine ulaşacağım. Yani hani çok alakasız bir izin. İzin vermemek lazım değil mi? İzin vermemek, izin vermeyince yükleme yüklemekten yüklemeyebilir o zaman. O zaman yüklemiyor zaten. İlla ki izin vermeniz gerekiyor. Ben diyor şu izinleri istiyorum. Şuralara değişmek istiyorum. Ha. Kabul ediyorsan yükleyeyim. Kabul etmiyorsan yüklemeyeyim diyor. Bu kadar basit. Mikrofonla seni de istediği gibi dinleyebilir. Şöyle bir durum var. Mesela bir zararlı yazılım ortaya çıktı. Bu zararlı yazılım herhalde şu ana kadarki Android platformundaki en gelişmiş zararlı yazılımdı ve herkes şok oldu. Yaptığı şu. Telefonun üzerindeki hareket sensörünü kontrol ediyor ve siz hareket ettirdiğiniz anda kamerayı aktive edip odanın içini fotoğraflamaya başlıyor. Ondan sonra o fotoğraflardan 3 boyutlu bir imaj çıkarıyor ve saldırgan sizin yaşadığınız, bulunduğunuz bölgenin tamamen 360 derece fotoğrafına sahip oluyor. Ve bunu sadece sensörleri kontrol ederek yapıyor. Bence. Yaptığı tek bu. Peki ya şu rivayet midir? Mesela Apple ürünlerine virüs bulaşmaz denilir. Evet. Rivayet midir değil midir? Ya yani şimdi bu... mesela iOS 7 kullanan biri niye telefonda bir antivirüs programı yüklesin? Soru. Şöyle bir durum var. Apple'ın iOS platformunda bütün uygulamalar Apple Store'a, uygulama mağazasına yüklendiğinde önce manuel olarak bir takım uzmanlar tarafından incelenir. Apple çalışanları tarafından. Açık ondan sonra var mı tabii ki virüs var mı, zararlı kod var mı, kişisel bilgileri alıyor mu diye. Ondan sonra onaylanır. Ama Android tarafında bu proses otomatiktir. Yani program otomatik tarar, ondan sonra izin verir. Daha özgür, daha gevşek belki de demek lazım. Bir Android'de risk daha fazla, iOS'ta tabii ki çok daha az. Ama her birinin kendine özgü avantajları var tabii ki. Peki hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi yine casus yazılımlardan yola çıkacağım. Facebook duvarını tararım. Bu senenin yeni modalarından bir tanesi. Yani senin sadece bilgisayarını değil, Facebook duvarını da tararım diyor. Ve Facebook'ta da birçok şeye erişme izni istiyor. Antivirüs programı. Son zamanlarda gerçekten en büyük problemlerden biri. Çünkü işte X yarışmasına katıldım, beni izle gibi linkler mesela dolaşıyor insanlara. Çok fazla dolaşıyor, çok fazla çok insan fazla ekleniyor. Var. Çok fazla insan ekleniyor. Bunlar işte hep o Facebook'a erişim izni verilen uygulamalarla ve oyunlarla ilgili. Peki o zaman antivirüs programlarının bunu tanıması antivirüs doğru bir şey mi? Antivirüs programları zaten Facebook'a bir şey yapamıyorlar. Onlar daha çok istatistik bilgi için erişmek istiyorlar. Yani burada sizin Facebook'ta sadece uygulamaları iptal etmek, izinleri iptal etmek gerekiyor. Yani burada Facebook'a
erişimi sadece Twitter, işte diğer farklı Pinterest vesaire gibi uygulamalara izin vermek lazım. Onun dışındaki hatta Facebook üzerinden oyun oynamamak lazım. Çok tehlikeli. O kadar net. Yani hani çok bilinen oyunlar dışında en azından oynamamak lazım. Yani üreticisine en azından biliyor. En azından dikkat yani. Etmek lazım. İşte biliyorsunuz üreticiler var, Zynga vesaire evet, gibi. Onların orada. Oyunlarında sorun olmaz ama bir sürü irili ufaklı uygulama var ve bir sürü zararlı yazılım var. Gerçekten çok fazla insana sadece bu değil, sadece virüsler değil. Yani bu virüslerin yine internet bankacılığı şifrelerini elde etmeye yarayanları, yine mail şifrelerini elde etmeye yarayanları, belki cep telefonuna kadar virüs gönderip bankacılık SMS mesajlarını elde etmeye yarayan virüsler de yine sosyal medyadan bulaşabiliyor. O yüzden firmalar bunu sürekli yasaklıyorlar. Son derece haklısın. Peki LinkedIn gitti. Bir Rus galiba hackledi değil mi? Şimdi bir sürü insanın bilgisi çıktı oradan. Şimdi orada paralı üyelikte olduğu için mesela kredi kartı bilgileri ele geçirildi mi geçirilmedi mi çok net ben bilmiyorum. Sen biliyorsundur belki. Yani LinkedIn'in şöyle söyleyeyim yani milyonlarca kullanıcısının bilgisi sızdı ve artık internette elden ele dolaşıyor hala. Yani LinkedIn'in gerçekten güvenlik konusunda büyük sıkıntıları var ve orayı kullanan insanlar çok ciddi iş dünyasından isimler de var yani burada. Bu 2013'ün en büyük hack'i bu mudur? Belki de en büyük hack'i o. Aynen öyle. Yani çünkü o kadar fazla bilgi deşifre oldu ki. Diğer bir önemli Target isminde bir teknoloji marketi Amerika'da. Bizde faaliyet göstermiyorlar. Onların kredi kartı veri tabanı. Yaklaşık 200-300 milyon kullanıcının kredi kartı deşifre oldu ve bizim siber mafya dediğimiz tırnak içinde ortamda şu anda deli gibi satılıyor. Kredi kartı satılıyor. Kredi kartı bilgileri ve o kadar zekice bir stratejiyle ilerliyor ki bu hackerlar. Kartları belli bölgelere satıyorlar. Mesela işte Florida bölgesindeki kartları Florida bölgesindeki bir dolandırıcıya satıyor. Ha yani kullanılabilsin de banka şüphe etmesin. Aynen öyle ve bu ilk defa yapılan bir şey siber suçlular tarafından. Evet. Yani bölgeleri ayırmışlar ve o bölgelerde satıyorlar. Yani o zaman 2013 bir bu tür hackerların en zeki atraksiyonu soygunu yaptıkları yıl oldu. LinkedIn de gitti. Bizim Türkiye'de çok enteresan şeyler oldu. Mesela hemen sayalım. Bankamatiklerle ilgili biliyorsunuz bu ATM cihazları, para çekme cihazları ile ilgili. Eskiden İstanbul, Ankara, İzmir'di bunların yapılanları. İşte ne yapılıyordu? Kart yuvasına bir takım cihazlar yerleştiriliyordu. Yukarıdan vesaire. Bir kamerayla. Aynen kamerayla kaydediliyordu. Şimdi bunu daha da geliştirdiler. Yapışkanlı bir aparat koymaya başladılar para çekmemek kısmına ve o aparata yapışıyor paralar. Siz bakıyorsunuz para gelmedi. Ondan sonra bir süre sonra ayrılıyorsunuz ya da işte şikayet etmek için içeriye gidiyorsunuz. O sırada hemen o aparatı söküp paraları alıyorlar. Benim bizzat arkadaşımın başına gelen bir deste para dökülüyor önüne parasını almaya çalışırken. O yapışkanlı aparat yapışkan düşüyor. Tutmamış. Yapışkan tutmamış. Bunun tüm Türkiye'ye yaydılar. Yani Anadolu'da bir takım şehirlerde yine ATM cihazlarına bu cihazların, ATM makinelerine bu cihazların yerleştirildiğini duyduk. Ve artık düşünsenize Anadolu'da yani belki bir mezrada, köyde, başka bir yerde ATM cihazının çok az sayıda bulunduğu yerlerde bile artık böyle tehditler var. Peki 2013 bu anlamda geçelim o zaman hackerların savaş yılı olduğu. Niye? Suriye Elektronik Ordusu, Türkiye'de kullanılan çeşitli hacker grupları vesaire. 2013 hackerlara karşı devletin ya da sistemlerinde yani sonuçta Beyaz Saray'ın tweet hesabı hacklendi değil mi? Evet. 2013'te bunu yaşadık. 2013 için hackerlar savaşı yılı diyebilir miyiz? Kesinlikle tüm dünyada öyleydi. Tüm dünya için bizim bölgemizde de öyleydi. Suriye Elektronik Ordusu çok etkili saldırılar yaptı. Genellikle bizim sosyal mühendislik dediğimiz araştırmaya, iknaya ve hani insanların zaaflarını istismara dayanan bir teknikle yaptı. İşte mail gönderiyorlar, çeşitli yerlerden linkler gönderiyorlar. O linklere tıklıyor insanlar ve o Beyaz Saray'ın mesela hesabını hacklemek için Beyaz Saray'ın sosyal medya işlerini yapan firmayı hackleyip onun üzerinden ilerliyorlar. Yani çok ayrıntılı çalışmalar stratejik çalışmalar yaptılar ve Ruslardan büyük destek alıyor tabii ki Suriye Elektronik Ordusu bu anlamda. Yine bizim ülkemizde de çeşitli işte farklı gruplar görüşlerde çıkıyor. Gruplar çıktı. Aslında şöyle iki yarıda değerlendirmek lazım. 2013'ün ilk yarısı bir takım zararlar verildi, verilmeye çalışıldı, uğraşıldı. İkinci yarıda artık Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalardan bu işte USOM'lar, SOME'ler kuruldu. Anında işte reaksiyon verebilmek için siber saldırılara. İkinci yarıda o kadar yoğun geçti diyemeyiz. Yani bir anda bu saldırılar bizim tarafımızdaki saldırılar durdu devlet tarafına. Ve o alınan önlemlerin aslında ne kadar etkili olduğunu görmüş imkanı sağladı. Bence 2014 daha sakin olacak bu anlamda. 2014 daha sakin olacak. Çünkü en azından herkes bir güvenlik önlemi alması gerektiğini fark etti ve bunu alıyor. Peki geçelim hemen diğerlerine. Şimdi şunu soracağım sana Bitcoin yılı. Evet. Hatta telefonunu da çıkarmanı isteyeceğim. Şu anda sen
Bitcoin değil ama Litecoin konusunda çalışıyor. Şu an Litecoin konusunda evet. Ya aslında hobi olarak başladım ben buna. Ya önce söyleyelim. Bitcoin bir tanesi şu anda 700 dolar. Bir tanesi 700 dolar gibi bir rakam ediyor. Elektronik üretilen bir sanal para. Sanal bir para birimi. Dünyada artık geçerli, geçerli olan bir para. Birçok yerde geçerli. Litecoin. Litecoin'de onun bir türevi, farklı bir kripto algoritmasıyla çalışıyor. Onu üretmek için de ekran kartı gücü gerekiyor. Şimdi göstersene bize. Ya. Şöyle gösterelim hatta. Tabii bunu telefonda üretmiyorsun aslında. Tabii ki bu benim kurduğum iki tane sistem var. Bu iki tane şu an kamera gözüküyor. Görüyordur mu? Onu. İki tane sistem var burada. O iki tane sistemle ürettiğim bir para birimi. Bu sistemler durmadan çalışıyor. Bu sistemler sürekli çalışıyor ve mesela şu anda 6 tane ekran kartı, çok yüksek kapasiteli ekran kartları. Bunlar %100 güçte çalışıyorlar ve her biri 70 ile 76 derece arası bir ısı yayıyor. Bunları. Sen bir de bunlara fan falan koyuyorsun. Tabii ki özel soğutucuları var ve bunlar çeşitli yazılımlarla üretiliyor. Şu anda işte aşağı yukarı 1500-1600 dolarlık aşağı yukarı aylık bir değer üretiyor bunlar. Litecoin bunun karşılığı. Ama yatırımı bir ayda çıkartmıyor yani. Tabii ki bir ayda çıkartmıyor. 2-3 ayda belki 4 ayda çıkartıyor parasını ama tabii bunu yönetmek önemli çünkü oldukça güç. O şeyi, şimdi senin makinelerinin nasıl çalıştığını sen buradan takip edebiliyorsun değil mi? Tabii ki burada bir de özel yani, bir yazılım var. Tamer konuşuyor, makine para kazanır gibi bir şey var galiba. Burada ben mesela vakit geçirirken otomatik olarak ben şeylerimi, altyapımı buradan görebiliyorum. Mesela şöyle tıklayalım. Burada yine burada altyapı ekranda. Peki o şey ne? Kırmızı, yeşil şeyler var o kırmızı mesela bir makine çalışıyor, diğeri çalışmıyor anlamına geliyor. Şu anda mesela burada 2.9 Litecoin'in ortaya çıktığını, işlendiğini gösteriyor ve burada hızını görüyorsunuz nasıl. Ya bu sene Litecoin senesi, bu sene aslına bakarsak sanal para birimlerinin yükselişe geçtiği sene ve önümüzdeki sene artık online mağazaların bu sanal para birimlerini kabul edeceği yıl olacak. Evet, Amazon galiba değil mi bu konuda? Amazon'dan tabii böyle bir hamle bekleniyor ama başka bir online mağaza 2014'te aktive edeceğini duyurdu resmen. Ya şimdi tanesi 700 dolar olan bir şey, şimdi Amazon'dan 700 dolarlık bir şey almazsan atıyorum 500 dolar aldım. Tabii bunu 200 doları sana bir de para olarak geri ödeyecek. 0.2 Satoshi deniyor ona, küsuratlarına, kuruş gibi bir şey. Harcama bile yapabiliyorsunuz. Burada zaten hani bir Litecoin'den aşağıya harcamalar da yapmak mümkün. Ha, o zaman peki ama bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor, bozulmuyor mu o para? Yani şimdi 1 lirayı siz cüzdanınızdan ikiye bölüp 50 kuruş diye tabii, veremem ki. Sanal para birimini taşıdığınız bir cüzdan var. Sanal bir cüzdan bu. O cüzdandan istediğiniz kadarını gönderiyorsunuz. Hani çok küsuratlı bir rakam da yollayabiliyorsunuz. O da kuruşları biriktiriyor. Tabii ki, şey tabii yapıyor. Ki, tabii ki. Peki 2013... Hakikaten çok konuştuğumuz bir sene oldu sanal parayı. Artar mı 2014'te sanal para? 2014'te diye? Çok enteresan şeyler olacak. Şu anda Çin bir stratejiyle ilerliyor. Pump and dump diyorlar buna. Önce fiyatları düşürüyor, ondan sonra piyasadan Bitcoin ve Litecoin topluyor. Çin çünkü işte Yuan para birimiyle bu işlemlerin yapılmasını yasakladı. Bankalar bu işlemleri yapamaz dedi. Ve bu bayağı bir fiyatını düşürdü aslına bakarsanız Bitcoin ve Litecoin'in. Şimdi 2014'te biraz daha yumuşaması bekleniyor. Çünkü bunun bir strateji olduğu, Çin'in olabildiğince stoklamaya çalıştığı bu para birimlerini konuşuluyor. Çünkü Çin büyük bir pazar ve Çinliler uyandığı anda mesela fiyatlar bir anda değişiyor. Şimdi sen çok zengin olacaksın. Seneye seni konuk etmekte de zorlanırız. İzinle hemen bir ara verelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Ardından Tamer Şahin'in 2013 konuşmaya devam edeceğiz. Patrona yeni araban çok güzel dedim. Eğer kendine hedefler koyar, çok çalışır ve iyi iş yaparsan öbür sene daha iyisini alabilirim dedi. Sekizinci sınıftaydım, babam teşekkür belgesi getir, bilgisayarını yenileyeceğim dedi. Ben de getirdim. Geldi, F5 tuşuna basıp gitti. O gün bugündür başarıya küsüm. Efendim Tıkırtı gazetesinde Tamer Şahin'le 2013'ü konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Litecoin'i, Bitcoin'i, hackerlar savaşını konuştuk ama gelelim şu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Tamer... Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeyler yaptığını biliyorduk. Bu kadarını biliyor muyduk? Bir. İki. Aslında daha doğrusu birinci sorum şu. Amerika bizim internette, sosyal medyada attığımız her adımımı denetliyor.
herkesin her adımını mı kayıt altına alıyor? Yoksa seçilmiş isimler, seçilmiş hedefler ya da seçilmiş hareketler mi kayıt altına alıyor? Yani şey var, sokaktaki Ahmet amca diyelim. İnternette dolaşırken o da Amerika tarafından izleniyor ve kayıt altına mı alınıyor? Aslında burada 3 sac ayağı var bu işin. Birincisi altyapı. Bizim okyanustan geçen ve bize ve hatta bu kıtaya internet erişimi sağlayan fiber kabloları dinliyorlar. Ki bunu bir defalarca artık bu skandal olarak ortaya çıktı. Hem Snowden'ın belgelerinde hem de ayrıca vakalarla. Onun dışında, nasıl dinlenir fiber optik kablo? Şöyle, fiber optik kabloların üzerine özel cihazlar yerleştirip denizin, okyanusun altından dinleyebiliyorlar. Yani hani kendilerine bildiğiniz hani petrol boru hatlarından işte delik açılır, ayrıca petrol aktarılır ya, benzer bir mantık diyebiliriz. Bunlar da kopyalıyorlar mı bütün? Bunlar da aynen öyle. O fiber kablolar üzerinden geçen bütün datayı, ama düşünün bunlar devasa veriler. Yani evet. Hani bütün bu kadar bir stüdyo kadar bir bilgisayara sığmaz herhalde. Kesinlikle. Onların çok zaten milyarlarca dolarlık biliyorsunuz veri merkezleri var. Hı hı. Bir ayağı bu. İkincisi bu işte Twitter, Facebook, işte Pinterest vesaire gibi, Foursquare gibi firmalardan veri alıyorlar ki onlara biz veriyoruz zaten bütün açık verileri. Açık istihbarat ayrı bir konu yine, ama kendi firmaları üzerinden çektikleri var. Hı-hı. Bir diğer tarafta tabii bu veri merkezlerinden yine çeşitli veriler alıyorlar. Bu işte trafiği yönlendiren bir takım ya da işte bizim bulut bilişim dediğimiz kaynaklardan veri çekiyorlar. Ya bulut bilişim çok moda şimdi, ama buluta çıkarken inerken Büyük sıkıntılar var. Çünkü bulut bilişimde artık hani bulut bilişim firmalarının hacklendiğini görüyoruz. O altyapı sağlayan firmaların hacklendiğini görüyoruz. Bulut bilişimi bel kemiği olan sanallaştırma yazılımlarının hacklendiğini biliyoruz. Yani bir sunucu var, hı-hı, çok yüksek kapasiteli, ama onun içinde 10 sunucu var sanal. Hı-hı. Ama aslında bir sunucu bu. İçerisinde 10 tane sanal sunucu var. Siz o bir sunucuyu hacklediğiniz zaman 10 tane sanal sunucuya belki sızabiliyorsunuz. Yani böyle tehditleri beraberinde getiriyor ve bir tabii veri sahipliği konusu var. O nedir mesela? Türkiye'de suç olan bir şey, işte Amerika'da suç değil. Hı hı, anlatabildim mi? O zaman tabii işte sistem, veri nerede tutuluyor, nerede yayınlanıyor, o ülkenin kanunlarına göre mi olacak, başka ülkenin kanunlarına göre mi? 2013'te bunu galiba Fransa çözdü galiba, değil mi? Fransa benim topraklarımda benimle alakalı bir şey hedef alıyorsa benim ülkemde suçtur. Aynen öyle. Birçok ülkede artık böyle bir res çektiler. Peki bir şey söyleyeyim. Tam da şunu merak ediyorum. Ya o okyanusun altından geçen fiber optik kablolardan bir dakikada aldığım bilgiyi bana çeksen, versen, ben onu print etsem herhalde birkaç orman yemem lazım. Yok, yani tasnif etmeye ömrüm yetmez. Kesinlikle yetmez. Burada tabii hani nasıl işliyorlar megabaytlar, işte gigabaytlar, terabaytlar, petabaytlar vardır. Bir de onun üzerinde artık zetabaytlar vardır, exabaytlar vardır. Yani biz burada zetabayt ve exabayt seviyesinde peki, ne yapıyor? Şeylerden mesela, bahsediyoruz. Ya kardeşim, ben sıradan bir adamım. İşe gidiyorum, işten geliyorum, eve geliyorum, evden gidiyorum vesaire. Aslında örnek bu, devlet memuruyum. İşte ne yapıyor benim bilgim? Burada şöyle bir mantık devreye giriyor. Demin bahsettiğimiz üst veri, yani metadata, o verileri kategorilendirmek, semantik web, yani yapay zekanın bir nevi kullanımı burada söz konusu, hı-hı, ve veri işleme, data mining dediğimiz. Ya bu makineler Türkçe, makineler, Fransızca, Japonca her şeyi biliyorlar. Her şeyi yakalayabiliyorlar, hepsini yorumlayabiliyorlar. Hatta Amerika'da şu anda var o. Konuşmaları, telefon konuşmalarındaki şiveleri, her türlü şiveyi, her türlü dili yakalayabiliyorlar. Yani şaka yolu da olsa Obama'ya küfrettin, gitti hemen CIA'yı seni ayırıyor. Muhtemelen bir plütonyum vesaire, işte kitle imha silahlarından isimler vesaire konuşulduğu zaman yakalıyorlar muhakkak ki kendi bölgelerindeki. Çünkü aslında taratıyor değil mi? Yani taratıyor tabii taratıyor. Bu veriler taratıyor. Yani o işte Osman amca, Ali Bey'in internette konuştuğu normal şeyleri tabii ki çok umurlarında olmuyor. Ama dediğim gibi onların profilleri ellerinde oluyor. Yani hepimizi aslında global anlamda dünyanın jandarması Amerika fişliyor. Süper. Yaptığımız bütün telefon konuşmaları kayıt altına alınıyor mu? Bu Echelon sistemini falan biliyorduk ama bir de artık internet üzerinden çok telefonla konuşuyoruz. Bu telefon konuşmalarını tamamen aslında kayıt altına. Aslında tabii Türkiye'de konuştuklarımız lokal bir ağ gibi düşünelim Türkiye'yi. Yani, hı-hı, iç bir ağ, bizim kendi içimizdeki bir ağ. Oraya müdahale edemiyorlar tabii ki, ama bizim yurt dışı konuşmalarımızda illaki böyle şeyler oluyor. Skype üzerinden konuşuyorsak, işte telefonlarda yine Viber üzerinden konuşuyorsak, bunların hepsi sıkıntı. Yine sıkıntılı başka bir nokta var ki ben bunu aslında çok sefalar söyledim ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bir genelge yayınladı. Emniyet mensupları işte bu tarz yazılımları kullanmasın vesaire diye kendi bir yazılım hazırlamış, hı-hı, duyduğumuz, hı-hı, kadarıyla. Böyle güzel reaksiyonlar aldık. İşte WhatsApp, Line, Viber, hı-hı, vesaire gibi, hı-hı, bir sürü program var. Evet. Ve bunların menşelerine baktığınızda Amerika, Kore, İsrail, Almanya, Hindistan gibi gidiyor bunlar. Evet. Ve bunların hepsi kendi ülkeleri için istihbarat topluyorlar.
Suriye Elektronik Örgütü WhatsApp'ı hacklemişti. WhatsApp'ı hackledi ve Viber'ı hackledi. Ve yayınladığı bilgilerde bu kayıtların, konuşma kayıtlarının, her türlü kaydın toplandığı ortaya çıktı. Bu büyük bir skandaldı. Üstü de örtüldü çok güzel bir şekilde. Yani şu mudur kardeşim, özel konuşma diye bir şey yok. Akıllı İnternette telefon, özel diye bir şey yok ama şöyle şeyler var. Mesela nedir? Ben Android telefon kullanıyorum. Bunun üzerinde mesela bazı yazılımlar var ki noktadan noktaya şifreli konuşabiliyorsunuz. Ses trafiği. Peki ama o yazılımı para verip alıyorsun. Yok, ücretsizleri de var muhakkak ki. Ücretsiz sonra senden bir şey alıyordu. Aslında şöyle, açık kaynak kodlu bir proje bu. Yani yazılım gönüllülerinin bunları yazdığı, gönderdiği, meraklı kişilerin projeler. Zaten şöyle bir durum var. Hiçbir zaman bir firmaya güvenilmiyor kriptoda, şifrelemede. Ama bir topluluğa güveniliyor. Çünkü o topluluk onu bir sürü insanın imece usulü yazdığı bir program oluyor. Ve her türlü kodu açık. Yani diyor ki, hatta en son şöyle bir ödül çıktı bir program için öyle. Dediler ki, bu programı işte açığını bulana biz aramızda para topladık, işte 20 bin dolar vereceğiz. Şimdi insanlar deli gibi onu tabii açığını arıyorlar bir yandan da. Evet. Ve o toplanan imece usulü para yine o açığı bulan kişiye veriliyor. Ha, iyiymiş. Peki 2014. Şimdi Google bir çıldırdı, bir robot firması satın alıyor. Evet. Şimdi diyorlar ki bu robotları biz hani bildiğimiz işte Honda'nın robotu gibi kullanmayacağız. Arabalarda kullanacağız falan. 2014'te robotlar ya da yapay zeka diyeyim aslında. Mesela internette ne kadar karşımızda olacak? Aslında şöyle bir durum var. Google don't be evil derdi yani. Hani sloganı buydu. İşte başka firmaları şeytani olmakla, şeytani ilişkilerle suçlardı. Evet. Aslında şimdi kendisi yapıyor. Mesela aldığı robot firması Pentagon, o robot firmasının en büyük müşterisi. Doğru. Yani şu anda artık Pentagon'la apayrı bir ilişki içerisine tahminen girdi. Tahminen bu insansız hava araçları, kesinlikle silah sistemleri, silah sistemleri ve yani gerçekten hani askerler yerine kullanılacak robotları geliştiriyor, hı-hı, diyebiliriz bu sistemler. Hani çok da böyle günlük yaşamda işimizi kolaylaştıracak masum şeyler değil bunlar. Diğer tarafta tabii bu yatırımların başka bir tarafı var. Google öyle bir şey planlıyor ki, ben bütün dünyaya hem internet her noktasına ulaştırayım hem de günlük hayat içerisindeki bir takım prosesleri de değerlendireyim. Mesela otomobiller işte sürücüsüz olsun ama ne yapacak? Mesela sürücüsüz otomobillere o ekipmanları koyacak ve her türlü veriyi yine Google toplayacak. Hı hı hı. Mesela işte balonlar yardımıyla internet, hı hı, bir takım ücra noktalara şu anda vermeye başladılar. Ama ne diyor? Diyor ki o zaman o veriyi de toplayacağım ben diyor, internet verilerini. Sokak görüntülerini zaten topluyor yani. Zaten topluyor gibi, biliyorsunuz. Bizim hatta işte bir takım işte MIT vesaire Almanya gibi. Almanya izin vermedi. Tabii Türkiye'de bizde de oldu. Ben onu yazdım hatta yani nasıl, hı, olur diye. Yine başka bir arama motoru, Rus, hı, kaynaklı bir arama motorunda yayınlanmıştı. Onu yine yazdım. Sonrasında açıklama yapıldı ve oralar sansürlendi. Bunlar tabii hassas bölgeler. Hassas birçok bölgeyi otomatik olarak sansürlüyorlar orada diyebiliriz. Yani 2014 şey yılı mı? Big Brother's Watching You bir tarafta hani büyük abi bizi gözetleyecek. Biz de o büyük abiye karşı kardeşim gözetleyemezsin. En azından bu kadar mahreme aslında girme diyeceğiz. Bizim şöyle bir durum vardı. Hep söylerdik, hep söylerdik. Artık afişe oldu. Yani artık herkes emin. Evet, boynumuzda birer çam var ve biz bunlarla dolaşıyoruz internette. Herkesin kim olduğu belli. Hareket ettiğimiz anda sesimiz duyuluyor. Bütün bilgiler, bütün yankılar İstihbarat örgütlerinin elinde. Edward Snowden aslında bunu ifşa etti. Yani bu Julian Assange'dan çok daha büyük bir iş başardı bence bu anlamda. Çünkü reel anlamda bizi bu sosyal medya sitelerinin nasıl izlediği, Amerikan hükümetinin nasıl izlediği, İngilizlerin nasıl izlediği. Önüne geçmek mümkün değil bunun, değil mi? Ya bunun tamamen önüne geçmeniz mümkün değil. Ama nedir mesela, ne yapabilirsiniz? Girme internete, kurtul. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela Gmail kullanıyorsunuz. Gmail artık gerçekten hani ciddi şekilde şunun propagandasını yapıyor. Diyor ki ben kardeşim senin bilgilerini satarım, paylaşırım, her türlü amaçla kullanırım. Ama mesela işte Outlook.com, işte Microsoft'un maili mesela. Yok diyor, biz öyle değiliz diyor. Biz o şekilde kullanmıyoruz. Reklam için hiçbir şekilde bilgin kullanılmıyor diyor. Ama sana diyor arada reklam gösteririm. Yani burada daha azını verdiğimiz yerleri tercih etmek, hı, lazım belki de. Çünkü Google o anlamda biraz daha sınırı aştı diyebiliriz. Evet, Google hakikaten tam ticaret oldu. Son soru Tamer, Instagram. Şimdi bir direkt mesajlaşma geldi. 2013'ün, evet, büyük olaylarından bir tanesi bu galiba. Ama şöyle bir şey var. Instagram sene başında dedi ki ben de sizin fotoğraflarınızı satarım dedi. Bir dakika dedik, yok yok satmıyoruz falan dedi, çevirdi. 2013 Instagram ne yaptı? Fotoğraflarımız satılıyor mu? Depolanıyor mu? Ya ben fotoğrafını şimdi arkadaşımdan başkasının görmesini istemiyorum. Kabul etmiyorum, hı-hı, beni takip etmesini. Ama Amerika'da hiç bilmediğim Henry
alıyor benim fotoğraflarımı hem depoluyor, istediği gibi de kullanıyor ya da reklamlarda. Şöyle, onları hem kullanıyorlar hem reklamlarda yönlendiriyorlar. Yani birçok şeyi yapıyorlar ve bunu eğer o kullanıcı sözleşmesini okeylediyseniz, onayladıysanız izin vermiş oluyorsunuz otomatik olarak. Yani internette bedava diye bir şey yok diye hep konuştuk programda da. Gerçekten bedava bir şey yok. Onlar da bu şekilde karşılığını buluyor ve Instagram Facebook'a devrolduktan sonra, Facebook satın aldıktan sonra tabii daha da Facebook'un politikalarına uygun şekilde ilerlemeye başladı. Ve tam diye zaten United aynı, States of America şeklinde hayatını bütün bilgiler depolanmaya devam edildi. Evet, Temel 2013 bir güvensizlik yılı oldu. 2014'te önlem yılı olur umarım. 2014'te şu olacak, en azından farkındalık artacak diyebiliriz. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğun için. Evet, sevgili Tamer Şahin bizimle birlikteydi. Hem 2013'ü değerlendirdik hem de 2014 beklentilerine baktık ama kesin olan, seneye damga vuran olaydı. İnternette hiçbir zaman tek başınıza değilsiniz, gizli değilsiniz. Amerika başta olmak üzere dünyadaki birçok ülke gizli servis tarafından izleniyorsunuz diyelim ve günü böyle noktalayalım efendim. Yarın sabah 9.15'te tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.